Tuhaflıklar asansörü Ayşe Sevim. Şaban okul çıkışı servis kaçırmıştı. Eve dönmek için okuldan birkaç sokak ileride olan otobüs durağına yürümesi gerekiyordu. Durağın olduğu cadde her zaman kalabalık olurdu. Bankaların, gökdelenlerin, otellerin, lokantaların, iş yerlerinin olduğu bir yerde burası. Binalar devlere benziyordu. Devlerin kocaman ağızlarına benzeyen kapılardan içeriye sürekli insanlar girip çıkıyorlardı. Şaban koşacağım bu insanların arasında ilerlerken başına özenle katlanmış bir kağıt parçası düştü. Kağıt önce başına çarpmış sonra da kaldırıma yuvarlanmıştı. Top gibi buruşturulmuş kağıdı yerden alıp açtığında Şaban şöyle bir not gördü. Lütfen yardım et, yukarıda tutsak kaldım. Bu kağıdı bulan kişi beni kurtar. Şaban doğru mu okuyorum diye gözlerini kırpıştırıp yeniden kağıda baktı. Evet doğru okuyordu. Yanındaki bina bir oteldi. Acaba bu kağıt otelin hangi katına atılmıştı? Şaban yolun ortasında durarak doğru cevabı bulamayacağını bildiğinden elindeki notu otel görevlilerine göstermeye karar verdi. Hızlıca otelin döner kapısına içeriye girdi. Lobi oldukça alaturka bir yerdi. Yerde rengarenk kuşların ve zarif geyiklerin resmedildiği kocaman bir halı bile vardı. Şaban yaşlı bir kadının sesini duydu. Hoş geldiniz. Kadın 70 yaşlarındaydı. Şaban hiç bu yaşta resepsiyon görevlisi görmemişti. Bu yaştaki teyzeler genelde dantel örtülerle dolu evlerde yaşarlardı. Çekmecelerinin içi ilaçla ve envai çeşit ıvır zıvırla dolu olurdu. Torunları geleceği zaman onlara süper tatlılar yaparlardı. Resepsiyon görevlisi deyince kimsenin aklına asla bu yaştaki bir ninecik gelmezdi. Fakat şimdi bu garip durumun üzerinde duracak halde değildi. Heyecanla elindeki notu ihtar görevliye uzattı. Acil bir durum var. Bakın bu not ben yürürken sizin otelinizden atıldı. Hayati bir tehlike olabilir. Polise haber vermelisiniz. Kadın yüzü kağıda bakarken oldukça ciddiydi. Fakat Şaban'a bakarken bu ciddilik kayboldu. Bir şaka yapmış olmalı çocuğum. Böyle bir not içkin kimse resepsiyona gelip durumu anlatmaz bile. Siz küçük ve polisiye romanlarını çok seviyor olmalısınız. İhtiyar kadın sözünü tamamlayınca kağıdı onun gözlerinin önünde yırtıp çöpe attı. Şaban oldukça şaşkındı. Hiç böyle bir tepki beklemiyordu. Bu kadın kağıdı yırtıp attığına göre hiçbir şey yapmayacaktı. Belki de o da bu işin içindeydi. Olabilir mi? Şaban bir an polise gitmeyi düşündü ama artık elinde onları gösterecek bir notu yani delili yoktu. Kıpırdamadan kadına bakmaya devam edince ihtiyar gitsen iyi olur çocuğum dedi. Şaban yukarıda bir şey olabilir. Nasıl bu kadar rahat davranabiliyorsunuz? Hemen bir şeyler yapmanızı bekliyorum yoksa polise gideceğim dedi. Yaşlı kadın Şaban'ı duymamış gibi yan taraftaki dolabı açıp örgüsünü çıkardı. Bu kocaman bir battaniyeydi. Sanki yüzyıllardır örüyorlarmış gibi upuzundu. İçinde ise her renk vardı. Herhalde sarı, mavi, pembe, bordo. Sonra da salınan bir sandalyeye oturup sakince örgüsünü örmeye başladı. Bu hali resepsiyon görevlisinden çok torunlarına battaniye ören birine benziyordu. Kadın örgüsünden başını kaldırmadan konuşmaya başladı. Nasıl ördüğüm battaniyeyi beğendin mi çocuğum? Şaban kadının deli olduğunu düşündü. Battaniye çok uzun zamandır örüyorum çünkü. Buraya genelde kimse gelmez. Müşterilerle uğraşmak zorunda kalmadığım için bu kadar büyüdü battaniyem. Oteldeki katların çoğu boş. Oldukça az müşterim var. Kim olduklarını hatırlamıyorum ama belki de haklısın yukarıda biri zor durumda olabilir. Şaban bir iki adım geriledi. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığını artık iyice ikna olmuştu. Bu kadın ona da zarar verebilirdi. Onu yukarıdaki oto odalarından birine kilitlese kimsenin haberi olmazdı. Bu otelde Şaban'ı aramak ailesinin aklına yüzyıllarca gelmezdi. Onun okul servisini kaçırdığı için bu caddeye geldiğini, başına düşen bir kağıt yüzünden bu otoya girdiğini nasıl tahmin edebilirlerdi ki? Belki yukarıda bu şekilde daha önce hapsedilmiş bir çocuk vardı. Şaban cep telefonunun yanında olduğunu hatırlayınca bir derin nefes aldı. Eğer bir terslik olursa ailesine ulaşabilecekti. O bunları düşünürken ihtiyar kadın yeniden konuşmaya başladı. Boşuna endişelenme oğlum. Gitmek istiyorsan sana engel olamam. Doğrucu buradan çıkıp gidebilirsin. Benim deli olduğumu düşünüyorsun. Seni suçlamam. Her hikaye anahtarcısı biraz deli gözükür. Eğer öyle olmasaydı hikayelerin kapısını hiç kimse merak edip ağırlamazdı değil mi?
Ay ne deli gibi saçmaladığımı düşünüyorsun. Şu yüzünün haline bak, bembeyaz olmuşsun, ne diyorum. Ha evet, istersen gidebilirsin. Sana engel olmayacağım ama bana sorarsan gitmeyeceksin. Şaban'ın yüzü gerçekten de bembeyaz olmuştu. Soğuk soğuk terler döküyordu. Kendisine bakmadan konuşan bu kadına ne demek bu diyebildi sadece ihtiyar resepsiyon görevlisi. Eline bir not geçti. Birinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun. Buradan çıkınca öyle önce polise gideceksin. Fakat onlar sana inanmayacak. Sen yılmayacaksın çünkü çabuk pes eden bir delikanlıya benzemiyorsun. Birkaç saat sonra buraya bir polis ekibiyle döneceksin. Fakat o zamana kadar iş işten geçmiş olacak. Kurtarman gereken o kişi için çok geç kalmış olacaksın. Haksız mıyım? İhtiyar, haksız mıyım derken başını örgüsünden kaldırmış ve gözleri Şaban'ın gözlerine dikmişti. Şaban ağzını açıp bir şey söylemeyince yaşlı kadın tekrar bakışlarını örgüsüne indirdi ve şöyle dedi. Haydi git, neden duruyorsun? Şaban okul çantasının askılarını sımsıkı tutarak şöyle dedi. Gideceğim. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Gidip yardım çağıracağım. İhtiyar kadın örgü ördüğü halde yine konuşmaya başladı. Ah tabii tabii, senin yerinde kim olsa böyle davranırdı. Ama nasıl senin başına düştü değil mi? Başkasının değil. Bu sokaktan her gün yüzlerce insan geçiyor. Fakat not onların üzerine düşmüyor. Gelip seni buluyor. İlginç değil mi? Tabii sen buna tesadüf dersin. Hayatta tesadüf diye hiçbir şey yoktur aslında. Senin yerinde başkası olsa ne yapardı? Asla bilemeyiz. Bu otele girecek kişi sendin. Çünkü Şabancığım. Şaban dizlerinin titrediğini hissetti. Şabancığım mı? Demişti bu kadın. Adını nereden biliyordu ki? Adını söylememişti ona. Sesinin titremesine mani olmaya çalışarak konuştu. Beni tanıyor musunuz? Elbette tanımıyorum. Adımı söylediniz az önce. Size ismimi söylememiştim. Adın Şaban mı gerçekten de? İnsanların isimlerini tahmin etmekte iyiyimdir. Tanıdığım tüm Şabanlar zeki insanlardı. Sen her şeyin aslını öğrenmeye çalışan zeki birine benziyorsun. Bana bu isim sana çok uygunmuş gibi geldi. Bana inanıyor musun? Hayır. Ah çocuğum, ben düşmanın değilim. İster inan ister inanma ama senin tarafındayım. Benden korkmana gerek yok. Notu yırttınız. Onu polise delil olarak götüremem. İçin yırttınız. Şimdi de adımı tahminen bildiğinizi söylüyorsunuz. Size inanmıyorum. İhtiyar bu sözler üzerine örgüsünü bırakıp ayağa kalktı ve Şabancığım, istediğin notsa onu sana geri veririm dedi ve sonra çöpe uzanıp yırtılmış kağıt parçalarını aldı. Ağır hareketlerle bu parçaları bir bantla birleştirmeye başladı. Bir taraftan da konuşuyordu. Ama şimdi bu kadınla polise gidersen geri geldiğinde çok gecikmiş olacaksın. Sana tavsiyem yukarıya çık ve işin aslını öğren. Gerçi tüm bunları sen de biliyorsun değil mi? İçinden bir saklı olduğumu söylüyor. Şaban eğer asansöre binmezse ne olacağını ömrü boyunca merak edeceğini düşündü. Hem yanında cep telefonu da vardı. Asansöre bindiği gibi babasını arayabilirdi. Evet, böyle yapacaktı. Kadının notu yapıştırmasını beklemeden asansöre doğru ilerledi. Asansör bu otelin alaturkalığıyla dalga geçer gibiydi. Son teknolojiyle yapılmışsa benziyordu. Tamamıyla camdandı. Katların numaralarının gösterildiği butonlar da dokunmatikti. Şaban asansöre bindiği halde ihtiyarın gayretle kağıdı yapıştırmaya çalıştığını görebiliyordu. Delikanlı hangi katın düğmesine basması gerektiğini düşünürken metalik bir ses duydu. Hoş geldiniz. Hangi kata çıkmak isterdiniz? Şaban asansörün sussuzluğunu yüksek sesle düşündü. Yukarıda yardıma ihtiyacı olan biri var ama nerede? Yardım isteyen not yazan biri. Şaban asansörün bir yazılım sayesinde kendisiyle konuştuğunu düşünmüştü. Yani düşünen bir makinede olabileceği hiç aklına gelmemişti. Fakat asansör yeniden konuşmaya başlayınca yanıldığını anladı. Yardım isteyen insanlar mı? Onların nerede olduğunu biliyorum efendim. Yukarıda değiller, aşağıdalar. Lütfen sıkı tutunun. Asansör hızla aşağıya doğru inmeye başladı. O kadar hızlı iniyordu ki asansörün camlarının kenarında kıvılcımlar çıkmaya başlamıştı. Şaban da hız sebebiyle yere savrulmuş ve başını çarpmıştı. Gümbürtüler duyuluyordu. Hemen cep telefonuna babasını aramaya çalıştı. Sinyal yoktu. Tekrar denedi. Hayır, sinyal yoktu. Bu asansöre bindiği için kendine kızmaya başladı.
Şaban'a binlerce yıl sürmüş gibi gelen 20 saniye kadar sonra asansör durdu ve kapısı açıldı. Yardım isteyen insanların yanına geldik efendim, inebilirsiniz. Şaban ayağa kalktı. Bu asansörden hemen inmek istiyordu. Neredeyse ölecekti. Midesi bulanıyordu. İleriye doğru bir adım attı ve ayakları suya değdi. Su mu? Suyun içindeydi. Birkaç adım atınca sığ bir denizin içinde olduğunu anladı. Şaban içine not olan bir şişe gördü. Sonra bu şişelerden birkaçını daha fark etti. Ardından da yüzlercesini gördü. Deniz üzerinde içine not koyulmuş yüzlerce şişe vardı. Deniz kazalarıyla alakalı bir belgeselde bu şişelere portakal denildiğini öğrenmiş. Kaza veya başka bir olaya karadakilere bildirmek için gemilerden denize salınan içinde mektup olan şişeler de bunlar. Su Şaban'ın dizlerine geliyordu ve portakallar yüzünden yürümekte zorlanıyordu. Şaban geri dönüp şu açık asansöre binmeyi hiç istemediği için yeniden cep telefonunu eline aldı. Belki burada bir sinyal olabilirdi. Telefonun sinyal alabilmesi için yukarı kaldırıp sağa sola doğru hareket ettirmeye başladı. Şaban telefonun sinyal alıp almadığını gösteren çubuklara bakarken birden suyun yüzeyi hareketlendi ve portakallar etrafı fırladı. Suyun içinde bir şey çıkıyordu. Aniden karşısına bir balık gördü. Gerçi bu gördüğü şeye balık denilmezdi. Balık dediğin ufak tefek olur. Fırında pişirilir ve salatayla denilir. Halbuki bu şey bir lokmada Şaban'ı yutabilecek büyüklükteydi. Koskocamandı. Gözleri Şaban'ın başı kadardı. Kırmızılı, turunculu, morlu bir derisi vardı. Yüzgeçlerinden çıkan havada deniz kokuyordu. Şaban bu yaratığı görünce önce elindeki telefonu yere düşürdü. Ardından da koşmaya başladı. Suyun içinde şıp şıp diye sesler çıkarak koşarken bir taraftan da avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Yardım edin, yardım! Deniz yaratısı o böyle koştururken kocaman ağzını açtı ve o ağzını içine aldı. Hayır, tabii ki Şaban yemedi. Onu portakalları okuma yerine götürdü. Şaban ise korkudan bayılmıştı. Dev bir balığın ağzının içine girince kim bayılmaz ki? Delikanlının ayıldığında kendini nemli bir yatakta buldu. Bu yatağın karyola demirli suyun içindeydi. Yani hala olsa denizdeydiler. Karşısında ise kocaman yaratık ve daha önce hiç görmediği güzellikte pek çok rengarenk küçük balık bulunuyordu. Şaban hızla doğrulup oturdu. Sonra da eliyle başını koruyarak bağırdı. Beni yemeyin. Balıkların şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Dev deniz yaratığı. Sen neden yiyelim ki? Sen yiyecek bir şey misin? Diye sorunca Şaban heyecanla konuşmaya başladı. Hayır değilim, hiç lezzetli de değilim. İnsanım ben, insanlar yenilen şeyler değillerdir. Başka şeyler yenilir. Mesela dondurma yenilir. Konuşması bitince söylediklerinin ne kadar saçma olduğunu anladı. Fakat söyleyecek daha mantıklı bir şey bulamıyordu. Onun konuşması üzerine balıklar uğultular çıkararak fısıldamaya başladılar. Bu uğultuya dev deniz canlısı son verdi. Susun, susun dedim. Onun gerçekten insan olup olmadığını bilmiyoruz. Daha önce hiç yakından insan görmedik. Bizi kandırmak istiyor olabilir. Tüm balıklar sus pus oldu. Dev deniz canlısı gelip Şaban'ı kokladı. Delikanlının kalbi güm güm diye atıyordu. Küçük balıklar da merakla dev balığa bakıyordu. Dev balık sanırım doğru söylüyor. İnsan gibi kokuyor. Şelerdeki mektuplara benziyor kokusu deyince küçük balıklar bir dans gösterisi yapar gibi sıçramaya, hoplamaya başladılar. Bu o kadar güzel bir görüntüydü ki rengarenk balıklar havada sanki resim çiziyorlardı. Şaban'ın korkusu yerini meraka bıraktı. Bu balıklar neyin nesiydi? Bunca portakalın arasında ne yapıyorlardı? Her şeyden önemlisi nasıl bir insan gibi konuşabiliyorlardı? Siz benimle nasıl konuşabiliyorsunuz diye sordu aniden. Bunun üzerine hoplamalar sona erdi. Küçük balıklardan biri, sizin dilinizi mektuplardan öğrendik. Biz her gün şeylerin içindeki mektuplarınızı okuyoruz. İnsanların hayatları çok ilginç, çok üzünlü ama çok da güzel. Deyince Şaban asansörden inince gördüğü binlerce portakalı hatırladı. Eskiden insanlar portakalları kaza sonucu ıssız adalarda ya da gemilerde maruz kaldıklarında yazarlardı. Günümüzde sorunları olan pek çok kişi de mektup yazıp şeyin içine koyuyordu. Dertlerini anlattıkları bu mektupları denize bırakıyorlardı. O mektupları bulup okuyacak hatta kendilerine yardım edecek birilerinin olabileceğine inanıyorlardı. Dev balık anlatmaya başladı. İnsanların yazdığı her mektup buraya geliyor. Yüzyıllardan beri hepsi kurtarılmayı beklediklerini söylüyorlar.
yalnız olduklarını, yardıma ihtiyaçları olduğunu anlatıyorlar. Eskiden sadece gemicilerden mektup alırdık. Yolda hastalanan yolculardan, kazalarda kaybolan tayfalardan, mürettebatı tarafından ihanete uğrayan kaptanlardan. Artık denizdekilerden çok aradakilerden mektup alıyoruz. Hepsi yalnız olduklarını yazıyor. İnsanlar bu kadar yalnız mı gerçekten? Şaban dev balığı dinlerken asansörün neden kendini buraya getirdiğini anladı. Asansördeyken yukarıda yardıma ihtiyacı olan biri var ama nerede? Yardım isteyen ve not yazan biri demişti. Asansör bir şekilde yapay bir zekaya sahip olmalıydı. Söylediklerinden bir çıkarım yapmıştı ve onu buraya getirmişti. Şaban bunları düşünürken küçük balıklardan biri de balığın sorusunu ona tekrar etti. Hey insan, sana söylüyoruz, gerçekten de bu kadar yalnız ve ümitsiz misin? Şaban önce ne diyeceğini bilemedi. Sonra kendisine merakla gözlerini diken balıklara şöyle cevap verdi. Aslında değiliz. Yani her zaman değiliz. Kurtarılmayı da beklemiyoruz. Fakat bazen kendimiz çaresiz hissettiğimiz oluyor. O zaman başkalarından yardım almak istiyoruz. Ben de şu anda biraz çaresizim. Kayboldum. Yani buraya bir asansörle geldim. Başka birine yardım etmek için. Karma karışık konuştuğumu biliyorum ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Dev balık Şaban'a bakıp şöyle dedi. Eğer birine iyilik yapmak için yola çıkmışsan asla kaybolmazsın. Bunu herkes bilir. Eğer iyiliği yapmasaydın asıl o zaman kaybolmuş olurdun. Beni anlıyor musun? Şaban anladığını göstermek için başını aşağı yukarı saldı ama gerçekten pek bir şey anlamamıştı. Üstelik üşüyordu, denize düştüğü için sırılsıklam olmuştu. Bu nemli yatakta onun üşemesini artırıyordu. Titremeye başladı. Balıklar daha önce titreyen birini görmedikleri için ne yapacaklarını önce bilemediler. Sonra da balık çok önceden okuduğu bir portkal hatırladı. O portkalda denize düştüğü için üşüyen bir adamın hikayesi vardı. Dev balık Şaban'ı yüzgeçinin üstüne aldı. Ardından da yüzgeçini kıvırarak onu sımsıkı sardı. Böylece Şaban'ı ısıtmaya çalıştı. Şaban kendini oldukça halsiz hissettiği için balığa itiraz edememişti. Balığın kendisini ısıtmaya çalıştığını anlayınca fısıldadı. Teşekkür ederim. Biz insanlar pek denizde yaşamaya uygun değiliz. Balık, korkma biraz uyu, seni kuru bir yere götüreceğim dedi usulca. Şaban uyuyakaldı. Şaban uyandığında kendine 4-5 insanın sığacağı büyüklükte bir kara parçasının üzerinde buldu. Minnacık bir adadaydı. Yani kıyafetleri kurumuştu. Yanında da birkaç çeşit meyve ve içme suyu vardı. Ama balıklar etrafta gözükmüyordu. Uçsuz bucaksız bir maviliğin içindeydi. Kendisini buraya getiren asansörde görünürde yoktu. Cep telefonu ise kim bilir neredeydi. Acıktığı için meyveleri yemeye başladı. O karnı doyururken neredeyse 7 metre büyüklüğünde kocaman bir şişe suyun üzerine sürerek adacığa doğru yavaş yavaş geldi. Şaban gözlerini kocaman açmıştı. Kendi kendine vay be dedikten sonra zor da olsa bu kocaman şişenin mantarını açtı ve sonra da şişedeki kağıt tomorlarını okumak için şişenin içine girdi. Bir taraftan ceplerine doldurduğu meyveleri yiyor, bir taraftan da okuyordu. Mektup şöyle başlıyordu. Eğer bu podcast sana ulaştıysa uyandın demektir delikanlı. Umarım senin için topladığımız meyveleri beğenmişsindir. Yakın zamanda batan bir gemiden aldık. Onları içmen için hazırladığımız su ise yağmur suyudur. İnsanların yağmur suyunu içebildiklerini biliyoruz. Ben seni buraya getiren büyük balığım. Tanışmak için daha önce fırsatımız olmadı. Benim adım Nefes'tir. Biz insanların hikayelerini okuyarak nefes alıp veren bir türüz. O hikayeler olmadan yaşayamayız. Sana eşsiz bir insan hayatının yazıldığı kağıtlar gönderiyorum. Bu hikaye senin kendi yolunu bulmanda yardımcı olacak inşallah. Bize nefes gibi gelen bu insan hikayesinin sana nefes olacağına inanıyorum. Sen gerçeği aramak için yola çıkmış birisin. Gerçeği bulmak asla kolay değil. Okuyacağın kağıtlarda da bunu göreceksin. Evet delikanlı, şimdi oku. Şaban heyecanla okumaya devam etti. Yazılar şöyle devam ediyordu. Adım Aba, muzlaşan olan bir genç vardı. Bu genç İstifa'nın C köyünde doğmuştu. Yaşadıkları beldenin en zengin kısmı Maba'nın babasıydı. Onun sayısı arazileri, hayvanları ve malları vardı. Maba'nın babası aynı zamanda Ateş Kedi'nin sorumlusuydu. İstersen sana önce Ateş Kedi'nin ne olduğunu bahsedeyim. Ateş Kedi, mecusilerin yani ateşe tapan insanların ibadet ettikleri bir mekandır.
Burada kutsal olarak kabul edilen bir ateş yanar. Ateşke de sorumlusu olan kişi bu tapınağın bakımıyla ve ateşin sönmemesi için hizmet etmekle görevlidir. Bu ateş kutsal sayıldığı için burada görevli olan kişi saygın biri olarak kabul edilir. Herhangi biri bu ateşe odun atamaz. Sadece orada görevli olan kimse ve yardımcıları bu ateşi yakacak atabilir. İşte Mabağ'ın babasının görevi de buydu. Mabağ babası oldukça düşkündü. Oğlunun özel olduğunu hissediyor. Bu yüzden de başına bir şey gelir korkusuyla onu evden dışarı çıkarmıyordu. Onu herkesten çok seviyordu ve oğluna ateşperestliğin tüm ayrıntılarını öğretiyordu. Mabağ'ın kendisinden sonra iyi bir ateşkadı sorumlusu olacağına inanıyordu. Oğlunu evde tuttuğu için Mabağ'ın babasını eleştirenler oluyordu. Babası da bu eleştirileri içten içe hak veriyordu. Aslında bu sebeple bir gün oğlunu yanına çağırıp "Yavrum, ben öldüğüm zaman mallarım sahibi sen olacaksın. Onun için git mallarını ve arazilerini tanı" dedim. Böylece Mabağ ilk kez dışarıya çıktı ve bahçeleri dolaşmaya başladı. Mabağ bu ilk izinden sonra sık sık dışarıya çıkabildi. Genç Mabağ yine bir gün arazileri gezerken daha önce hiç duymadığı sesleri işitti. Seslerin nereden geldiğini anlamak için ilerlediğine bir Hristiyan kilisesi gördü. İçeriye girip insanları seyretti. Mabağ çok şaşırmıştı. Kendisini o güne kadar ateşe secde eden kişileri görmüştü sadece. Halbuki bir insana görünmeyen bir Allah'a ibadet ediyorlardı. Akşama kadar onları izleyen delikanlı sonunda kendi kendine "Bu din haktır. Bizimki ise doğru değildir" dedi. Mabağ tarlaları orada çalışan işçileri kontrol etmeyi çok da unutmuştu. Akşam olduğunda bu kişilere "Dininizi nasıl öğrenebilirim?" diye sordu. Oradaki Hristiyanlar da meraklı gelince Hristiyanlığın merkezinin Şam şehri olduğunu, eğer oraya gidersen Şamlıkların onu seve seve aralarına kabul edeceklerini söylediler. Bu az sayıdaki Hristiyanlar da Şam'dan istifana ticaret için gelmişlerdi. Yakın bir zamanda aralarından bazıları tekrar Şam'a dönecekti. Tüm bunlar olurken Mabağ'ın babası da meraktan çıldırmıştı. Bir çukurunu bulması için dört bir tarafı adamlarını göndermişti. Bu adamlar arazilerde dolaşıp Mabağ'a soruyorlardı. Fakat tarladaki işçiler bugün genç Mabağ'ı hiç görmediklerini söylüyorlardı. Mabağ'ın babası boş kalanı dinleyip çocuğunu evden dışarı çıkardığı için çoktan pişman olmuştu. Evde aşağı yukarı doğru hızlı yürüyüp herkese payılıyordu. İşte tam bunu olurken Mabağ eve girdi ve babası onu görünce "Bu zamana kadar nerede kaldın? Seni aramadığımız yer kalmadı" diye sertçe bağırarak çok kızgındı. Ama çocuğu eve geldiği için yine de mutluydu. Mabağ ise hiçbir şey saklamadan başından geçenleri anlattı. "Babacığım, ben bugün tarlaları dolaşmak için yola çıktım. Fakat yolda karşıma bir Hristiyan kilisesi çıktı. Ben de içeri girdim. Fakat baktım ki her şeye hakim olan Allah'a iman ediyorlar. Onlara ibadetlerine şaştım kaldım. Akşama kadar onları seyrettim. Anladım ki onların dini haktır." Ateşkede olan baba oğluna hiç böyle bir cevap beklemiyordu. Yıllarca mecusiliği ona üretmiş, bu dinin en ince ayrıntılarını anlatmıştı. Oğlu ileride kendisine gibi bir ateşkede görevlisi olacaktı. Hep böyle düşünmüştü. "Oğlum, yanlış düşünüyorsun. Senin babanın ve dedilerinin dini onların dininden daha doğrudur. Onların dini bozuktur. Sakın onlara aldanma" deyince baba, "Hayır babacığım, onların dini bizimkisinden daha hayırlıdır ve haktır. Ateşperestlik ise yanlış" diyerek gönüllülükleri söyledi. Mabağ'ın konuşmasından sonra kısa süren bir sessizlik oldu. Odadaki herkes ne olacağını korkuyla bekliyordu. Sonunda Mabağ'ın babası şöyle dedi. "Demek böyle düşünüyorsun. Peki, seni dışarı hiç çıkarmam gerekiyordu. Mabağ'ın ellerini ve ayaklarını bağlayın. Bundan sonra asla dışarı çıkmayacak. Bakalım kendi dini hakkında böyle konuşmaya ne kadar devam edebilecek." Bunun üzerine hizmetler Mabağ'ın ellerini ve ayaklarını bağladılar. Neyse ki evde Mabağ'ı seven çalışanlar vardı. Onlardan biri Şam'a gidecek kervanın gününü öğrenip Mabağ'a gizlice haber verdi. Mabağ da kervana katılabilmek için evden kaçtı. İplerin çözülmesine yardım eden hizmetçiyle vedalaşırken evine bir daha dönmeyeceğini biliyordu. Yaşadığı yere son bir kez baktı. Ardından da koşarak Hristiyan kilisesine gitti. Oradaki Hristiyanlar gerçekten de bir kervan hazırlamışlardı. Mallar develere yüklenmiş, insanlar bineklerine binmişti. Mabağ kervandakilere
İsfahan'da daha fazla kalamayacağını anlattı ve aralarına katılmak için izin istedi. Yolcular bu temiz yüzlü gencin isteğini kabul ettiler. Böylece Mabon'un gerçeği arama yolculuğu başlamış oldu. Şaban portakaldaki kağıtları heyecanla okuyordu. Bu arada içine girdiği işe rüzgar yüzünden minik odadan hayli uzaklaşmıştı. Kağıtları okumaya kendini o kadar kaptırmıştı ki bu durumu çok sonra fark etti. Dev Portakal camdan bir gemi gibi denizin üzerine hareket ediyordu. Şaban adadan uzaklaştığını, bu cam geminin altında yüzen balıkları gördüğünde anladı. Okumaya ara verip kağıt samarlarını kenara koydu ve etrafına bakındı. Eğer Mabon hayatın az önce okumaya başlamasa şimdi korkudan delir olurdu. Fakat okudukları ona metanet vermişti. Gerçeği arama yolculuğunda başına ne gelirse gelsin yılmayacaktı. Kendisinden yardım isteyen biri vardı. Şaban da o kişiyi bulacaktı. Ne pahasına olursa olsun. O bu düşünceli içerisindeyken dev portakalın altında çeşit çeşit balıklar geçiyordu. Yeşil renkte olanlar, pörtlek gözlü olan, ip gibi uzun olanlar, çubuk çubuk hareket edenler. Denizci o kadar kalabalık olmasına rağmen üzeri bomboştu. Oysa bir gemi, bir sandal, bir kara parçası görmek için neler vermezdi. Dev portakal uzun süre yol aldı. Gittikçe kirli suların içine doğru hareket ediyordu. Deniz kara bir yorgana dönüşüyordu. İğrenç bir koku etrafı sardı. Şaban bu kokudan bayılmamak için azile nefes almaya başladı. Koku yüzünden başı zonkluyordu. Şaban ümitsizliğe kapılmamak için Mabon'un gözü karalığını düşünmeye çalıştı. Tam bu esnada portakalı karaya vurdu. Denizin kötü renginden bir kara yaklaştığını anlayamamıştı. Şaban bu kararmış denizden kurtulmak için hemen portakaldan indi. Kimsin? Şaban duyduğu sese irkildi. Çevresine bakındığı halde soruyu sorunu göremiyordu. Dikkat edince kara dumanların içinde başında gaz gamzesi olan kendi yaşlarına bir çocuk gördü. Merhaba, merhaba, ben Şaban. Nereden geliyorsun? Denizden, şu devşirin içinden buraya geldim. Bu cevabı duyan çocuk gaz maskesini başından çıkardı ve şüpheyle Şaban'a baktı. Denizde nasıl hayatta kalabildin? Orası zehirlidir. Hangi adadan geliyorsun? Kaçak mısın yoksa? Şaban bu sorulara nasıl cevap vereceği bilmediğinden sustu. Karşısındaki çocuğa buraya bir asansörle geldiğini anlatabilirdi ki onun suskunluğu gören çocuk tekrar konuşmaya başladı. Burada fazla kalamayız. Senin masken yok. Adanın temiz bölgelerine gitmezsek ölebilirsin. Benimle gel. Şaban gerçekten de boğazının acıdığını, ciğerlerin yandığını hissediyordu. Başını kaldırıp bakınca gökyüzünün aynı çevresi gibi karanlık bir dumanla kaplı olduğunu gördü. Gök zifte sarılmıştı sanki. Maskeli çocuk önde, Şaban arkada böylece yürümeye başladılar. Çocuk arada bir maskeyi takması için Şaban'a veriyordu. Bu şekilde bir saat kadar yürüdüler. Hangi adadansın? Adadınızda hayat ne durumda? Ben bir adadan gelmiyorum. Ama adaların dışında hiçbir yerde yaşam yok. Bu arada tanışalım. Benim adım Selma. Memnun oldum. Benim adım Şaban. Şaban içi pırpır ediyordu. Neredeydi? Kendisine yardım eden bu çocuk kimdi? Neden tüm hava zehirliydi? O bunları düşünürken adada yaşamın devam ettiği kısma geldiler. Bu bölgede güneş ışığıyla çalışarak havayı temizleyen tuhaf makineler vardı. Bu temizleyiciler sayesinde hava zehirlerden kısmen arınıyordu. Burası elektronik aletlerin atıldığı bir çöplüğe benziyordu. Hurdaya çıkmış pek çok eşya vardı. Bu eşyaları insanlar normal kullanım amaçlarının dışına kullanıyorlardı. Çamaşır makinesini saklama kabı olarak kullanılan birini bile gördü. Şaban, Selma'nın söylediğine göre yiyecekleri zehirli böceklerden korumanın en iyi yöntemi buydu. Arabaları ev olarak kullananlar, buzdolabının içine yiyecekleri katlayıp koyanlar, futbol şapkalarını kesip şapka yapanlar vardı. Korkunç bir yerdi burası, Şaban endişeyle sordu. Size ne oldu, neden böyle yaşıyorsunuz? Yeni arkadaşı bu soruya gülerek cevap verdi. Anlaşılan senin geldiğin yerde durum daha iyi. Ne güzel. İnsanların daha iyi şartlarda yaşayabildiklerini duymak bize umut veriyor. Belki de sen buraya geleceğine biz senin yaşam bölgene gelmeliydik. Neyse, hadi seni bizimkilerle tanıştırayım.
Şaban böylece Selmin'in ailesiyle tanıştı. Selmin'in anne babası, erkek kardeşi, hatta Aziz'deki tüm insanlar gerçekten de hoş kişilerdi. Şaban'ın nereden geldiğiyle alakalı sorulan sorulara yanıt vermemesi üzerine onun üzerine daha fazla gitmediler. Şaban'la az olan yiyeceklerini ve sularını paylaştılar. Burada insanlar çok zor şartlar altında yaşıyorlardı. Yiyebilmek için yaptıkları tarım, asit yağmurları yüzünden pek de verimli olmuyordu. Denizde alınabilecekleri hiçbir canlı yoktu. Selman'ın söylediğine göre buradaki deniz çoktan ölmüştü. Yağmur sularını ilkel yöntemlerle artırıp içmek için kullanıyorlardı. Tüm bunlara rağmen insankar değillerdi. Paylaşmayabiliyorlardı. Şap insanların korkuyla bir dünya savaşından bahsettiklerini duyuyordu devamlık. Herkes o korkunç savaşı günlerini tedirginlikle anıyordu. Bu savaş Şaban'ın anladığı kadarıyla 2000 yılların sonlarında doğru gerçekleşmişti. Büyük kirlenme dedikleri bir dönemin ardından devletler az sayıdaki temiz su kaynaklarına sahip olabilmek için birbirleriyle savaşmışlardı. Zaten oldukça kirlenmiş olan dünyada nükleer silahlar kullanılmış, insanlar çok çok daha kötü durumlarda düşmüşlerdi. Şaban kendini gelecekteki yaşamın konu alanında bir filmin içinde gibi hissediyordu. Gerçekten tüm bunları yaşıyor muydu? Yaşıyorsa buraya gelmesinin bir amacı var mıydı? Şaban adaya geldiği ikinci gün yiyeceklerini kendisiyle bölüşen ada halkının yanında misafir gibi davranmayacağını anladı. Bir işin ucundan tutmak istiyordu. Selman'ı adanın işlerine kendisine yardım etmeyi teklif etti. Burada her şeyi kas kuvvetiyle yapıyorlardı. Modern dünyanın modern makineleri elektrik, petrol, kömür vesaire olmadığı için odada farklı amaçlar için kullanıyordu. Şaban, Selman'ın öğrettiği şekilde sebze bahçelerindeki yabani otları koparma işini yapmaya başladı. Şaban tüm gün hatta geceleri bile çalışıyordu artık. Yorgunluktan şikayet etmiyordu ama ailesini özlüyordu. Selman'ın ailesine baktıkça kendi ailesini hatırlıyordu. Kim bilir anne babası ne haldeydi? Muhtemelen polise haber vermişler, caddelere kayıp ilanlarını asmışlar, onu aramak için internetten gruplar kurmuşlardı. Annesi mutfak masasının başında mutsuzca otururken görebiliyordu. Babası ise sürekli karakola gidiyor ve yine bir haber var mı diye polise sıkıştırıyordu. Muhakkak. Şaban babasını bu şekilde hayal edince gülümsedi. Babası kolay kolay pes etmeyen biriydi. Şaban Selman'ın aklındakilerini anlatsa ne düşünürdü acaba? Buradakilere kendi zamanında bahsetse kim ona inanırdı ki? Kendi bile şu birkaç günde dünyanın ne kadar güzel ve ışıltılı bir gezegen olduğunu unutmuştu. Neredeyse kapkaranlık olan göğün bir zamanlar mavi olduğuna inanmak imkansız gibiydi. Şaban'ın aklına bazen de babanın hikayesi geliyordu. Potkal derken kağıtları okumayı bitirememişti. Kağıt tomarı hala potkalda duruyordu. Şaban notları yolarken bazen babanın hikayesinin sonunu düşünüyor. Hatta ona kendince sonlar uyduruyordu. Uydurduğu sonların hepsi güzeldi. Mesela bir tanesinde baba Şam'da arada huzuru buluyor. Ve oranın en büyük din bilgini haline geliyordu. Başka biri de ailesi de tekrar buluşuyordu. Adada hava temizleyicilerinin dışında çalışan teknolojik alet kocaman bir ekrandı. Bu ekran güneş enerjisiyle kendini şarj ediyordu. Ve bazen uzayda başı baş dolaşan sinyalleri yakalayıp ekranı yansıtıyordu. Şaban bu ekranda kendi zamanlar bir araba markasının reklamını bile görmüştü. O reklamın ekrana yansıttığı 5 saniyelik zaman diliminde kendini evinde gibi hissetmişti. Bu reklam ona annesinin, babasının, arkadaşlarını görmüş hissini vermişti. Neredeyse ağlayacaktı. Ne kadar istese de o reklamı yeniden göremedi. Belki bu reklam sinyali uzayda başıboş çalışıp 1000 yıl sonra geri gelecek ve dünyadaki başka bir ekrana yansıyacaktı. Kim bilebilir? Ekrana yansıtan görüntüler daha çok dünya savaşıyla kirlenmeye alakalıydı. Şaban'ı ada halkı da sevmişti. Adaya geleli bir hafta olmasına rağmen canlı başla didirmesi oradakilerle takdir etmişti. Fakat adada geçirdiği bir haftanın sonunda delikanlı kötü bir sürprizle karşılaştı. Gerçekten de kötü bir sürprizdi bu. Dev ekranı sürekli görüntüler akıyordu. Çoğunlukla dünyanın çok oluşuyla alakalı olan görüntülerdi bunlar. Ekrana kesik kesik yansıyan bu görüntülerin yerini bir hafta sonra aniden net bir görüntü aldı.
Bir otel lobisinin görüntüsüydü bu. Şaban'la bir eserle duran halıyı görünce gözlerini kocaman açtı. Görüntü lobideki yaşlı bir kadına odaklanmaya başladı. Örgören bir yaşlı kadındı bu. Şaban'ın kalbi gümbürdeyerek atmaya başladı. Onu bu halini gören Selman, "Hey, neyin var, iyi misin?" diye sordu. Fakat Şaban konuşamıyordu. Parmağıyla ekranı işaret etti. Bu ihtiyar Şaban'ı buraya gönderen resepsiyon görevlisiydi. Kadın elindeki örgü yavaşça bırakıp ekrana yaklaştı. Şaban, Şaban orada mısın? Evet oradasın. Ah, dünya ne hale gelmiş değil mi? Hep bizim bencilliğimiz yüzünden. Geleceğimiz işte bu durumda. Neyse sen iyi misin yavrucuğum? Senin yaşamına alıştın mı? Aileni merak ediyorsunuz herhalde. Onlar çok iyiler. Sen ayrı bir boyutlusun küçüğüm. O yüzden orada akan zamanla burada yaşayan zaman bir değil. Oradaki her yıl burada sadece birkaç dakikaya denk geliyor. O yüzden ailen için endişelenme. Senin kaybolduğunu anlamıyla mümkün değil. Şabancığım, yavrucuğum yeni arkadaş edindin mi bari? Arkadaşların birbirlerini tanımaları önemlidir. Sen onları tanıyorsun. Onlar seni tanıyorlar mı? Ah bak bende ne var? Senin ailenle geçirdiğin bir akşam yemeği. Hadi arkadaşlarına seyret bunu yavrucuğum. Böylece yeni arkadaşların da senin hakkında bir fikirleri olur. İhtiyar kadın bu sözleri söyledikten sonra yerinden koltuğuna oturdu ve örgüsünü yavaşça eline aldı. Sonra da ekrandaki görüntü birdenbire değişti. Burası Şaban'ın eviydi. Bir akşam yemeği. Sofra kurulmuştu. Şaban'ın annesi çorbaları servis etmişti. Şaban mercimek çorbasına bakıp "Yine mercimek çorbası, sevmiyorum bu çorbayı, başka ne var?" diyerek suratını asıyordu. Görüntüde annesi çorbadan başka patlıcan oturtması ve pilav olduğunu söylüyordu. Şaban onları da burun kıvırıyordu. Cacık yemeği de kabul etmemişti. Sofrada mızırdanıyor, yemeyeceğini bile söylüyor. Dışarıdan pizza sipariş etmek için ısrar ediyordu. Odadaki herkes garip garip ekrana bakıyordu. İnsanların yüzünde önce şaşkınlık sonra öfke belirlemeye başladı. Yiyebilecek bir iki salatalık ya da bir elma için günlerce çalışan bu insanlar gördüklerine inanmıyorlardı. Sanki dünyada yaşanılan bu büyük kıtlığın sebebi Şaban'dı. Adadakiler yemek konusunda bir insanın bu kadar nankör olabileceğini hayal bile edemezlerdi. Şaban'ın evi birden ekrandan kayboldu. Dev ekrana dünyanın kilenişiyle alakalı bir kesik kesik yayınlar akmaya başladı. Fakat artık kimse ekrana bakmıyordu. Herkes gözünü Şaban'a çevirmişti. Çocuklar ihtiyar, kadınlar, erkekler bir açıklama beklercesine ona bakıyorlardı. Şaban konuşmak için ağzını açtı ama hiç ses çıkmadı. Yutkundu. Tam o sırada Selman'ın küçük kardeşi heyecanla Şaban'ın yanına geldi ve konuşmaya başladı. Neden Şaban ağabeyime bakıyorsunuz? Hepiniz ekrandaki kişi Şaban ağabeyim değildi. O böyle biri değil. Değil mi Şaban ağabey? Sana çocuk değilsin, haksız mıyım? Şaban başını öne eğdi. Onun bu halini görenler ekrandaki çocuğun Şaban olduğuna iyice emin oldular. Kimse bir şey söylemedi, bağırmadı, suçlamadı. Herkes yavaş yavaş Şaban'ın yanından uzaklaştı. Selman'ın kardeşi en son ayrılan kişiydi. Son ana kadar Şaban'ın elbette ekrandaki ben değilim demesini beklemişti. Şaban sofrada mızmızlık ettiği günü hatırlıyordu. Genelde yemek konusunda sorun çıkarırdı zaten. Sofrada ağzına göre bir şey olmadığında hiç yemezdi ya da tabağını yarım bırakırdı. Şaban bunları hatırlayınca yüksek sesle kendini aptal diye bağırdı. Aptalsın sen. Sen israf ettiğin o yemeklerle bu adada kalki günlerce doyardı. Dünyaya bencilliğimize ne hale getirmişiz. Şu insanlar bana ne yapsalar haklılar. Onlardan özür dilemeliyim. Şaban bu kararı alınca hemen ada halkının yanına gitti. Hiçbir onun yüzüne bakmıyordu. Özellikle Selman'ın kardeşi başını iyice öne eğmişti. Şaban onların karşılarına çıkıp şöyle dedi. Seyrettiğiniz kişi bendim. Haklısınız. Buraya başka bir zamandan geldim. Benim zamanımda dünya çok güzeldi. İstediğimiz kadar yiyeceğimiz vardı. Deniz de böyle değildi. Rengi masmaviydi. İnanmayacaksınız ama bizim zamanımızda çocuklar denizde yüzerdi. Orada rengarenk balıklar yaşardı. Halbuki siz bırakın yüzmeye, bırakın balıkları görmeye, denizin yanında soluk bile alamıyorsunuz. Bunun için çok üzgünüm. Bunu size biz yaptık. Ben yaptım. İsraf ettik, kirlettik, düşünmedik. Bu özümün bir anlamın olmadığını biliyorum ama çok pişmanım. Kendi zamanıma geri dönebilirsem
Geri dönebilirsem ki döneceğime inanıyorum. Her şeyi değiştirmeye çalışacağım. Bu gördüklerimin asla unutamam. İnsanları israf etmeleri konusunda, doğayı korumaları konusunda uyaracağım. Gerçekten çok özür dilerim. Yeniden yola çıkacağım. Sarı'yla vedalaşmak istedim. Portakalımın hala Sarı'da olduğunu düşünüyorum. Şaban sözlerini bitirmeden Selman'ın kardeşi gelip ona sarıldı. Bu 6 yaşında ufaklık ağlayarak konuşuyordu. Önemli değil çünkü bilmiyordun. Annem yanlışlıkla bilmeden yapılan şeylerin affedilebileceğini söylemişti. Ben seni affediyorum. Onların bu halini gören ada halkı da yavaş yavaş Şaban'a yaklaştı ve ona sarıldı. Yukarıdan bakıldığında birbirine sarılmış bu insanlar kocaman bir gül gibi görünüyorlardı. Herkes ağlıyordu. Ada halkı Şaban'ı affetti. Hatta ona denizin tehlikelerle dolu olduğunu söyleyip onun yanlarında kalması için ikna etmeye çalıştılar. Fakat Şaban bu teklifi kabul etmedi. Macerasını bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu konuda onu destekleyen tek kişi Selman'dı. Aslında o da Şaban'la gitmeyi istiyordu. Ama da artık terk edemeyeceğini biliyordu. Adada çok fazla yaş ve hasta kişi vardı. Gençlerin her biri adadaki yaşamının devam etmesi için önem arz ediyordu. Selman adanın hayatta kalmasını sağlayan mühim isimlerdendi. O tarlalarla ilgileniyor, zehirli böceklerle iyi mücadele ediyor, teknoloji çöp yığınlarının içine işe yarar buluyordu. Ayrılık anı geldiğinde herkes üzünlüydü. Selman yolculuk için su arıtmış, Selman'ın kardeşi başını çektiği küçük çocuklardan oluşan bir grupta içi kırıntılarla dolu bir mendil hazırlamıştı. Şaban hepsine teşekkür etti. Sonra da Potkal'ın olduğu yere gitmek için Selman'la beraber yola çıktılar. Bu sefer herkesin başından da gaz maskesi vardı. Şaban ne kadar itiraz etse bile ada halkı az sayıdaki gaz maskelerinden birini Şaban'a vermişti. Zehirli denize Şaban'ın maskesi gönderemezlerdi. Belki yine gelirsin ne dersin ama o zaman geçmiş değiştirdiğin için bizi bu halde bulmazsın. Seni gaz maskesiyle değil şapkayla karşılarız. Kulağa hoş geliyor. Seni özleyeceğim Şaban. Ben de. Korkuyor musun yol devam etmekten yani? Korkmuyorum desem inanacak mısın? Hayrama inandırmış gibi yapabilirim. Bak ne diyeceğim. Adım Selman olduğu için ben bunu aldığım ve korktuğum zamanlar Selmani Fatihası Hazretlerine bir Fatiha okurum. İstersen bununla birlikte yapabiliriz. Bu gerçekten de güzel bir düşünce. Birlikte yapmayı çok isterim. O zaman beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Şaban arkadaşıyla beraber Selmân-ı Fârisî Hazretlerine bir Fatiha okudu ve Allah'a ağlarken sahabelere benzeyebilmek için dua etti. Bu arada sahile de gelmişlerdi. Potkalı hiçbir yere gitmemişti. Sanki bir hafta boyunca onu beklemişti. Şaban başına gaz maskesi olduğu halde Potkal'a bindi. Bu devşire gerçekten de Şaban'ın geri döndüğünü anlamış gibi o içeriye girer girmez hareketlendi. Selman Salim'in el sallıyordu. Şaban Selman'ın kendisini görebileceği son ana kadar sahilde kalışını izledi. Yavaş yavaş önce Selman ardından da ada görünmez oldu. Artık sadece su vardı. Sonsuz gibi görünen su delikanlı bu yolculuğun ne kadar süreceğini bilmiyordu. Potkal'ın içindeki kağıtları kaldığı yerden okumaya devam etti. Baba karvandiklerle İsfahan'da daha fazla kalmayacağını anlattı ve aralarına katılmak için izin istedi. Yolcular bu temiz yüzlü gencin isteğini kabul etti. Böylece Maba'nın gerçeği arama yolculuğu başlamış oldu. Mabar yorucu bir kervan yolculuğun ardından Şam'a ulaştı. Şam kendi memleketinden oldukça farklı bir yerdi. Mabar orada Hristiyanlık dinin en büyük aliminin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Kendisini tarif edilen alim bir kilisede yaşıyordu. Baba halkın sahip gösterdiği bu kişiye ulaşıp onun yaşadıklarını anlattı. İzin verirse bu alimi ziyaret etmek istediğini söyledi. Delikanlı hayatında aradığı gerçeği bulduğuna inanıyordu. Bu kişiden Hristiyanlığı öğrenecek ve onun sayesinde her şeye kadir olan Allah'ı tanıyacaktı. Hizmete kabul edilen baba böylece kilisenin işlerini yapmaya başladı. Bir zamanlar varlıklı bir ailenin oğlu olan emrinde sayısız hizmetçi bulunan babanın yeni hayatı hizmetçi olarak başlamaktı. Her gün yerleri süpürüyor, tuvaletleri yıkıyor, elbiseleri söküklerini dikiyordu. Fakat baba bunu hiç dert etmiyordu.
Ne yazık ki Mabel'ın huzurlu günleri kısa sürdü. Delikanlı hizmetinde bulunduğu ailemden gittikçe sormaya başladı. Bu isteyen din adamı insanları etkileyen konuşmalar yapıyordu. Ama kendi ahlakından bahsettiği güzellikler bulunmuyordu. Kürsüye çıkınca sahip olduğu ibadet yeteneği sayesinde kendisini dinleyenleri gözyaşlarına boyuyordu. Bu adam o kadar düzenbazdı ki çıkarları için Rabbimizin affedeceğini anlattığı ses tonunun aynısıyla gerekirse fasulyenin faydalarını da anlatabilirdi. Vaz kürsüsündeyken sesinin tonunu ayarlayışı, ellerini kullanışı, gözlerini kısması müthiş bir oyunculuk başarısıydı. Özellikle vaazların sonunda başını dertliymiş gibi bir yana eğişi vardı ki buna hiçbir Hristiyan dayanamıyordu. Kiliseye dolayısıyla kiliseye başvuran fakirleri cemaat avuç avuç yardımda bulunuyordu. Fakat bu sözde din alimi Hristiyanların fakirlere verilmesi için getirdikleri altın ve gümüşleri dağıtmıyor, kendine saklıyordu. Maba hayal kırıklığına uğramıştı. Bir gün bu adamın sakladığı küp küp altınları da gördü. Tam 7 gün mücevher biriktirmişti. Bundan kısa bir süre sonra o sözde alim öldü. Onun nasıl biri olduğunu bilmeyen isteyenler büyük bir hürmetle ona cenaze töreni düzenlemek için toplandılar. Maba onların saygıda birbirleriyle yarıştıklarını görünce daha da önemli konuştu. Neden bu adam? Neden bu kadar değer veriyorsunuz? O buna layık değil. Bunun üzerine insanlar Maba'nın üzerine yürüyüp sen bunu nasıl söylersin diye bağırıp çığırmaya başladı. Maba da onlara mücevherleri gösterdi. Herkes hayal kırıklığına uğramıştı. Oradakiler bir din adamının sadece söyledikleriyle değerlendirmemek gerektiğini anladılar. Hristiyan halk, bu kendini alim gösteren kişi hayattayken ne kadar güzel konuşuyordu. İnsanlara yardım etmekten bahsederdi. Halbuki bu renkli kelimeleri bizi kandırmak için kullanıyormuş. Sözleriyle yaşam aynı değilmiş diyerek iç geçirdiler. Sonra da ölen bu adama hakaret ettiler. Onun saygın bir cenaze törenine layık olmadığını söyleyip mezarını taşlarla kapattılar. Onların aralarındaki en üzgün kişi Mabah'tı. Ailesini, memleketini, dinini terk etmişti ama aradığını bulamamıştı. Mabah yine de kiliseden ayrılmadı. Kilisenin hizmetini yapmaya devam ederken oraya yeni bir din görevlisi geldi. Mabah önce bu kişi şüpheyle yaklaştı ama bir müddet sonra endişeleri kayboldu. Yeni gelen alim gerçekten ne güzel bir insandı. Sözleriyle davranışları birbirlerine uyuyordu. İnsanlara yardım ediyor ve samimiyetiyle ibadet ediyordu. Kürsüdeyken sesini yükseltip alçaltmakla uğraşmıyor. Cemaatiyle dertleşir vaziyette samimiyetle konuşuyordu. Maba bu adamın hizmetini görmekten, onunla beraber yaşamaktan çok memnundu. Fakat günün birinde bu güzel alim rahatsızlandı. Maba ailesine koyduğu bu alim kişi olmadan ne yapacağını bilemiyordu. Canım efendim, uzun zamandan beri yanınızdayımız. Benim babam sevdi size. Bir şey olursa ben ne yapacağım bilemiyorum dedi bir gün. Oğlum, Şam'da insanların doğruları gösterecek kimse yok. Kime gidersen senin güzel yakını bozmaya çalışacaktır. Fakat Musul'da bir zat vardır. Ben öldükten sonra gitmeni tavsiye ederim. Üzülme. Allah'a samimiyetle sarılanlar muhakkak ördüklerine kavuşacaklardır. Bu konuşmanın ardından kısa bir süre sonra babanın hizmetinde bulunan alim vefat etti. Gerçekten de Şam'daki diğer rahipler çıkarcı insanlardı. Esrafta din adamı olarak dolaşmalarına rağmen şöhret, mal edinme hırsı, dedikodu, kıskançlık gibi duyguların esirindeydiler. Maba onların yanında yaşamayacağını biliyordu. Hocasının söylediği gibi Musul'a gitti ve bahsedilen alim kişiyi buldu. Bu zat çok kıymetli biriydi. Maba yaşı oldukça irel olan bu alime hizmet etmeye başladı. Fakat kısa zaman sonra o da vefat etti. O kişi ölmeden önce Maba'nın Nusaybin'de bir alimin yanına gitmesini tavsiye etmişti. İranlı genç bu sözü de tuttu. Maba memleketten memlekete gidiyor. Kendisini Allah'a anlatacak gerçek alimleri buluyordu. Nusaybin'deki kişi de vefat edince Amuriye'deki bir Rum şehrinde bulunan başka bir kimsenin yanına gitti. En son yanında bulunduğu kişi Maba şöyle dedi. Oğlum bana çok hizmetin dokundu fakat ben çok yaşlıyım. Benden sonra Allah'a yemin ederim ki seni gönderebileceğim herhangi bir alim insan yoktur. Ama sana çok daha müjdeli bir haber vereceğim. Ahir zamanlı peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi çok yakın
yakın. Biz bunu kitaplarımızdan biliyoruz. O güzel peygamber Araplar arasında çıkacak. Baba sen çok şanslısın çünkü onun zamanına yetişebilirsin. Halbuki benim ömrüm tamam olarak olmak üzere git o peygamberi bul. Kitaplarımızdan öğrendiğimize göre onu vatanından çıkaracaklar. Son peygamber hicret etmek zorunda kalacak. Hurması çok olan bir memlekette yerleşecek. O peygamberin bazı alametleri var. Kendisi hediyeyi kabul eder. Sadakayı ise kabul etmez. İki omuz arasında ise peygamberlik mührü vardır. Baba yıllarca gerçeği aramak için dolaştı. Alimleri buldu. Alimleri buldun, onlara hizmet ettin. Fakat kalbindeki sorular dinmedi. Sana yemin ederim ki o peygamberle eşleşsen kalbin huzur verecek. Arayışların son bulacak. Çünkü o peygambere ulaşıp iman eden kişi Allah'a gerçekten de kavuşmuş olur. Maba bu sözlerden sonra vefat eden son hocasının ardından Arap diyarına gitmeye karar verdi. Amiriye'deki çalışırken birkaç öküz ve bir miktar koyun sahibi olmuştu. Arap beldesine giden bir ticaret kervanına tüm malını vermesi karşılığında kafileye katılmayı teklif etti. Kafile sahipleri bu kar ticaretten çok hoşlandılar ve hemen kabul ettiler. Yalnız bu kafiledekiler oldukça açık gözlü kişilerdi. Kervanın mola verdiği bir yerde Mabağı yaka paça çekişterek bir Yahudi ile sattılar. Kervan sunumları Yahudi'ye Maba'nın bir yolcu olmadığını, satılık bir köle olduğunu söylemişlerdi. Bu köleye al baksana ne kadar sağlıklı, senin hizmetini görecek. Şaban sabah uyandığında kendini dev dalgaların içinde buldu. Potkalı sağa sola doğru yuvarlanıyordu. Okurken uyuyakalmıştı herhalde. Uyuduğu esnada fırtına başlamış olmalıydı. Aniden denizin ortasına bir ışık demeti haline şimşek düştü. Deniz o zaman daha da delirdi ve gökyüzüne dokunacakmış gibi yukarıya fırladı. Şaban denizin hiç bu kadar korkutucu olabileceğini düşünmemişti. Potkalı su almaya başlayınca şişenin içinde daha fazla durmasının bir faydası olmayacağını anladı Şaban. Potkaldan çıkıp tüm gücüyle suyun yüzeyinde kalmaya çalıştı. Ama dalgalar neredeyse binalar kadar yüksekti. Şişeden çıktığı gibi de bir dalganın altında kaldı. Bayılmıştı. Hızla denizin içine doğru sürüklenmeye başladı. Aşağıya ve daha çok aşağıya. İşin garip tarafı Şaban'ın burnuna ve ağzına içeriye sular girmiyordu. Bayılmış halde bu şekilde tam 7 gün boyunca denizin derinliklerine doğru indi. Uyandığında etrafın suyla çevrili olduğunu hissetti. Ama çevresi zifiri karanlıktı. Kendisini göremiyordu. Fakat suyun onu boğmadığını fark edebiliyordu. Nasıl olabilirdi bu? Yaşayıp yaşamadığını düşünmeye başladı. İşte tam o bunları düşünürken Şaban denizin içinden aşağı düştü. Yer düşmüştü. Ne olduğunu anlamak için elini yukarı kaldırdı. Deniz başının üzerindeydi. Denizden bir kök her tarafı kuşatıyordu. Bu nasıl olabilir dedi kendi kendine. Deniz onu yumuşakça yere bıraktıktan sonra hızla yükselmeye başladı. Artık eliyle dokunabileceği mesafede değildi. Sudan gök. Şimdi gerçek bir gökyüzü kadar uzaktı. Şaban tam o anda birinin kendine seslendiğini duydu. İnsan. Bunu söyleyen kişi de görünüş itibariyle insana benziyordu. Aslında insanlar gibi iki ayağı ve iki eli vardı. Ama elleri ve kolları insanlarınkinden daha uzundu. Kolları dizlerine kadar uzanıyordu. El parmaklarının uzunluğu ise normal bir insanın elinin iki katı kadardı. Ağzı, burnu, kulakları ve insana benziyordu. Kulakları biraz sivriydi. Fakat onun insan olmadığı asıl gözlerinden anlaşılıyordu. Her ne kadar şekil olarak gözleri insanların gözlerine benzese de gözünün rengi insanın kanını donduracak kadar mat ve soğuktu. Binlerce yıldır donuk bir şekilde ışık vermiş bir kristal gibiydiler. Bu varlığın gözlerine bakınca insan tedirgin oluyordu. Şaban da kendisine seslenen bu yaratığı görünce korkmuştu. İnsan merhaba. Buraya uzun zamandır insan gelmiyordu. Korkma. Aslında gözlerimize bakmasan korkmazsın. Gözlerime bakmamaya çalış. Biz sizin gibi topraktan yaratılmadık. O yüzden sizin kadar canlı bakışlarımız yok. Sesimizi dinle. Sesimiz yumuşaktır. Burası neresi? Siz kimsiniz? Denizin yedi kat altındasın. Biz burada yaşıyoruz. Bazen Allah'ın izin verdiği insanlar derinimize gelebiliyor. Eğer böyle murat edilmişse sular yolculuğun ağızlarına ve bunlarına girmiyor. Sen de böyle gelmiş olmalısın. Gökyüzümüz deniz gibi denizdir bizim. Gerçi bunu fark etmemen imkansız. Onun için yolculuk ettin. Aç olmalısın. Uzun bir yolculuk yaptın. Lütfen gözlerime bakma. Kalbin hala korkuyla çarptığını hissediyorum. Şaban bu yara üzerine başını indirdi. Gerçekten de bu yaratığın gözlerine bakmayınca sakinleşmişti.
Hani bazen insan kötü rüyalar görür. Hatta rüya gördüğünde farkındadır ama bir türlü uyanamaz. İşte bu yatağa bakınca Şaban öyle bir rüyanın içine yuvarlanır gibi oluyordu. Halbuki yüzüne bakmayınca her şey normalleşmişti. Yaratığın sesi kendisinde söylediği gibi yumuşacıktı. Biz de insan değiliz ama insanlığa bütün diğer canlılar gibi hayranız. Size yaratılmış en şerefli mahluksunuz. Evrendeki her şey sizden birinin hürmetine yaratıldı. O kişi eşsiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz mi? Evet, o Allah'ın sevgilisi. Hepimiz onun hürmetine var olduk. Bu arada bir binanın önüne gelmişlerdi. Bu bina masallarda tasvir edilen saraylara benziyordu. Bina tamamen camdandı. Uzun kubbeleri ve incecik sarmaşıklarla süslü terasları vardı. Aslında denizin altındaki su yerde tüm yapılar camdandı. Şaban etrafına bakınca cam binalarla dolu bir şehirde olduğunu görebiliyordu. Girdikleri binada ise insan boyunda pek çok tüslü kaba vardı. Yuvarlak olanlar, elips şeklinde olanlar, dik görkem biçiminde olanlar. Bu tütsü kaplarının üzerindeki işlemeler ise görülmeye değerdi. Tütsü kapları üzerindeki resimlere bakanlar ilk halini anlatıyordu sanki. Yılanlarla mücadele eden insanlar, uçan insanlar, bilgilerin insanları ve kümeleşen insanlar. İnsanın tütsü kaplarına bakarken hikayeler dinlediğini düşünmesinin birini de kaplarda yanan tütsülerdi. Çok hafif ama her tarafı saran etkileyici bir koku hissetti. Şaban koku muhteşemdi. Aynı anda yeni kesilmiş çimen kokusuna, bebeklerin kokusuna, fırından henüz çıkmamış sıcak ekmeğin kokusuna benziyordu. Fakat bunlardan daha güzeldi. Şaban bu binada başka yaratıklarla tanıştı. Bu yaratıkları cundan ildiğini öğrendi. Cunlar insanlar gibi yemek yemiyor. Kokularla besleniyorlardı. Acıktıklarında ise tütsü yakıp onu kokluyorlardı. Ya da insanlar için yiyecekleri vardı. Şaban'a bu yiyeceklerden ikram ettiler. İnsana ikram ettikleri yiyecekler de güzel kokulu meyvelerdi. Çilek, şeftali, siyah üzüm gibi kokularıyla insanın iştahını açan meyvelerden oluşan bir ikramdı bu. Kokusu güzel olmayan hiçbir şeye bu kadar yer yok gibiydi. Geldikleri binada pek cun oturmuş bekliyordu. Şaban da onların yanına oturdu. Cunun içine daha yüksekçe bir yere oturan yaşlı bir cun konuşmaya başladı. Bu akşam bir misafirimiz var. Bir insan bizimle beraber oturmaya kabul etti. Her akşam yaptığımız sohbetle dinlemek istedi. Bize her akşam kaynatımla yaratıldığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun arkadaşları hakkında konuşmaya çalışırız. Bu akşam da bir sahabe hakkında sohbet edecektik. Sohbetimiz, konumuz devam ettirmek ister misin? Şaban kendisine sorulan bu soru üzerine şaşırıp başını kaldırdı. Kendisine bakan cünler görünce iyice korktu. Kurulun tutmuş onların üzerine daha doğrusu gözlerine bakmıştı. Şaban durumunu anlayan aşı cün başın ey diyerek sertçe bağırdı. Sinir krizi geçiren birine atılan tokadın iyi gelmesine benzeyen bir etki yapmıştı bu Şaban'la. Onu bağırılmasaydı başını eğmesi caddeseydi o anda girdiği şoktan kurtulup aşağı başını eğmezdi. Fakat bu kararlı ses karşısında Şaban otomatik olarak başını eğdi. Ardından da kalp atışları normalleşmeye başladı. Bu haldeyken cunlardan biri yanına gelip bir tomo kağıt bıraktı. Şaban gözücüyle kağıtlara bakınca bunların portakalda okuduğu kağıtlar olduğunu fark etti. Ama nasıl derken yaşlı cunun sesini duydu yeniden. Bu kağıtlar seninle birlikte yüce denizden düştü. Nasıl senin ağzına ve burnuna su girmemişse bu kağıtta mürekkep de bozulmamış. Deniz göğümüz ona iyileşmemiş. Onu tertemiz bile ulaştırmış. Kağıtları başları yok. Biz bunları oku. Bu gece işleyeceklerimiz senin dilinden olsun. Şaban cunlara itiraz etmedi. Zaten naz yapacak durumda da değildi. Dizlerinin dibine bırakılan kağıtları eline alıp okumaya başladı. Kağıtları tam da onu okumaya bıraktığı yerden başlıyordu. Maba vefat eden hocasının ardından Arap diyarına gitmeye karar verdi. Amuriye çalışırken birkaç öküze bir miktar koyun sahibi olmuştu. Arap beldesine giden bir ticaret kervanına tüm malını vermeyi, karşılığında ise kafileye katılmayı teklif etti. Kafileye sahipleri bu ticaretten çok hoşlandılar ve hemen kabul ettiler. Yalnız bu kafiledikler oldukça açgözlü kişilerdi. Kervanın mola verdiği bir yerde Maba'nın yaka paça çekiştirerek bir Yahudi'ye sattılar. Kervan sorumluları Yahudi'ye Maba'nın bir yolcu olmadığını, satılık bir köle olduğunu söylemişlerdi. Bu köleye al baksana ne kadar saklı, senin hizmetin görecektir. Maba öyle ölecek köle olarak Yahudi'nin yanında çalışmaya başladı.
Onun evinin işlerini yapıyor. Bahçeliğinde çalışıyor. Günün birisinde sahibi olan Yahudi babanın kendi amcasının oğluna sattı. Baba böylece yeni sahibi hizmet edeceği şehre gitti. Şehre giderken babanın ilk gördüğü şey uçsuz bucaksız hurmalıklar oldu. Hurma ağaçları bu yorgun adama el sallıyor. Buradayız, buradayız, artık kavuşma vakti diye rüzgarda bağırıyorlardı sanki. Burası Medine'ydi. Baba bu şehri yüzyıllardır tanıdığını hissetti. Belki de rüyalarında görmüştü Medine'yi. İçinde bir ses macerasının sonuna yaklaştığını fısıldıyordu. Baba bu fısıltıyı dinleyerek yeni efendisinin yanına çalışmaya başladı. Bir gün baba bir hurma ağacının üzerinde dalları budarken Nuri Efendisi arkadaşının konuşmalarını kurak misafiri oldu. Alarından şöyle konuşuyorlardı. Ne aptal insanlar var. Mekke'deki biri peygamber olduğunu iddia etmiş. Pek çok kişi de ona inanmış. Bu sözleri duyunca babanın elleri ve ayakları karıncalandı. Neredeyse ağaçtan düşecekti. Kalbini güm güm diye çıkardığı sesler dışarıdan duyacak gibiydi. Hızlıca ağaçtan indim konuşanların yanına gitti ve kekeleyerek sordu. Ne söylediniz? Kölesinin bu şekilde konuşmalarına katılmasına çok sinirlenen sahibi Mabel sert bir tokat attı ve bağırdı. Sana ne lazım bu bilgiler? Yürü işine çabuk. Baba o anda başka bir şey yapmadı. Ama akşam olunca bir miktar hurma alıp o sırada Küba'da olduğunu öğrendi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına koşarak gitti. Heyecanda boncuk boncuk terlemişti. Sahabeler Efendimizin etrafını çevrilmiş oturuyorlardı. Baba huzura girince Hazreti Muhammed'e bu hurmaları sadaka olarak getirdim diye hurmaları ortaya bıraktı. Resulullah baba baktı, gülümsedi, sonra da yanına oturdu. Gelin sunma yiyiniz diye davet etti. Fakat kendisine bu hurmalardan yemedi. Mabas sadakan kendi yemiyor işte. İlk alamet ondan var diye düşündü. Çocukluğunda çıktığı yolun sonuna gelmiş miydi yani? Maba ortaya biraz daha hurma koydu. Ardından da şöyle dedi. Bunlar hediyemdir, buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine gülümsedi. Bu defa getirilen hurmaları sahabelerle birlikte yediler. Peygamberimiz hediyeyi kabul edip ondan yemişti. Baba iman etmeden önce hocasının son söylediği alameti de görmeyi istedi. O gece Efendimizin sırtındaki peygamberlik mührünü görmesi ise mümkün olmadı. Baba çalıştığı yere dönünce bir türlü uyuyamadı. Aklında hep Allah Resulü vardı. Ertesi günde yaptığı işe bir türlü kendini veremedi. İlk fırsatta yeniden Efendimiz'i görmek istiyordu. Sonunda bir fırsat yakaladı ve hemen Resulünün yanına koşarak gitti. Baba Allah'ın Resulünü görünce bir an duraksadı. Güzeller güzeli, Allah Resulü babanın niyetini anlamıştı. Zaten ona hiçbir şey sır olarak kalmaz. Sırtındaki mührü görmek için gelen baba kolaylık olsun diye Efendimiz'in gömleğini arkaya doğru kaydırdı. Efendimiz mübarek sırtı açınca peygamberlik mührü de ortaya çıktı. Maban çocukluğundan beri yollarda geçen hayat işte o anda anlam buldu. Artık olgun bir adam olan Maba ağlıyordu. Yıllardır aradığı gerçekten de karşı karşıyaydı. Gidip Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sırtındaki mührü öptü ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam onun kul ve resulüdür. Allah Resulü yollarda geçen bir İranlıyı kucakladı. Onun ismini değiştirdi. Maba bir Müslüman ismi verdi. Artık onun ismi Selmani Farisi. Şaban okudu son cümle kendisini de şaşırmıştı. Kendi kendine Hazreti Selman mı dedi. Adada kendisini zehirlemekten kurtaran arkadaşın adı da Selman'dı. Tesadüf müydü? Onunla birlikte Hazreti Selman'a Fatih okumuşlardı. Şaban da bu zor yolculuğunda hep babanın yani Hazreti Selman'ın hayat hikayesinin gücü almamış mıydı? Şaban bunları düşünürken aniden gök gürültüsüne benzeyen sesler duymaya başladı. Cünden oturdukları yerden hızlıca ayağa kalktılar. Herkes deniz göğe bakıyordu. Binalar camdan olduğu için gök ayan beyan görünebiliyordu. Çocuk cunlar annelerin eteklerine sarıldılar. Genç cunlar ise yaşlıların yürümesine yardım etmeye çalışıyorlardı. Şaban'ı ilk gören cunların koluna girdi ve çabuk çabuk koştu. Çabuk çabuk konuştu. İnsan buradan gitmeli sığınaklara. Başını kaldırmamaya çalış. Yüzümüze bakma. Birazdan burası bizim için çok tehlikeli olacak. Hızlı yürü.
Şaban buraya rağmen kolun ucundan kurtarıp bir iki adım gelerek onun yüzüne baktı ve sordu. Neler oluyor? Cun sesini tonunu değiştirmemeye çalışarak konuştu. Lütfen başına gözlerime bakma. Eğer beni dinlemezsen öleceğim. Sınava gitmemiz gerekiyor. Seni burada bırakamam. Fakat seninle burada kalırsam da ölürüm. Rica ederim, acele et. Bizim için büyük tehlike, çok büyük. Şaban bu açıklamadan sonra Cun'u takip etmeye başladı. Bu varlığın yeniden koluna girmesine izin vermemişti. Ama bu onu takip etmekten vazgeçmemişti. Bu arada gök gürleme, koku sesler çıkmaya devam ediyordu. Başların üzerinde deniz dalgalanmaya başlamıştı. Dalgalar yüzünden sular aniden yere dökülüyordu. Yağmur gibi orantılı bir düşüş değildi bu. Birkaç metrelik yere 10 varlık su birden dökülüyor. Ama onun az ileride hiç su düşmüyordu. Bir okyanus dalgasının sahile vuruşu gibiydi durum. Cunlar yerin altına inen merdivenleri koşturuyorlardı. Şaban kendisini aniden savaşta hissetti. Gökten savaş uçakları geçiyormuş da şehri bombalıyormuş gibiydi. Deniz gök dev anası gibi hırlıyor, bağırıyor, sustan elleriyle tokatlar atıyordu. Yer altına inen merdivenlerden ve camdı. Şaban Cunlar'la beraber belli bir nizamdan yoksun olarak aşağıya doğru yürüyordu. Şaban Cunlar'ın neden korktuklarını ise daha sonra anladı. Cunlar suların aniden üzerlerine dökülmesinden korkmuyorlardı. Onları sığınaklarına iten şey kokuydu. Deniz gökten suyun dışında siyah bulutlar da cam binalara doğru iniyordu. Koku bulutları leş kokusu. Cunlar için kötü koku ölüm demekti. Tek besinler olan kokuların onların üzerine iyileştirici ve öldürücü etkileri vardı. Sığınaklara indiklerini takip ettiği Cun sonunda konuştu. Teşekkür ederim insan. Bana güvenip beni takip ettin. Bizler için görünüş bu siyah bulutlar ölümdür. Onlar teneffüs etmemiz gereklidir. Bu Cun konuşurken terlemişti. Başını sığınağın duvarına yaslayıp gözlerini kapadı. Şaban tüm Cunların uyku adalar gibi gözlerini kapadıklarını gördü. Şaban bulutlara bakıp nedir? Bunlar kimyasal atıklar mı? Diye sorunca Cun gülümsedi ve gözlerini açmadan iç çeker konuşmaya başladı. Kimyasal atıklar bize kadar ulaşmaz. Biz denizin çok altındayız. Çok çok ile içinlerindeyiz. Bu kara bulutlar kimyasal atıklardan kötü bir şey insan. Bunlar sözler, kelimeler, fena kelimeler. Anlamıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetle ilgili şöyle demiştir. Bu konuştuğun söz denize atılsa onu kokutur. Siz insanlar bu kokuyu her yeryüzüne almıyorsunuz. Biz de sizin altında duyuyoruz. Bizi öldürüyor bu leş koku. Aslında size de öldürüyor. Fakat farkında değilsiniz. Siz birbiriniz hakkında konuşarak kalpleriniz ölüyor. Nefret ediyorsunuz. Birbirini sevmiyorsunuz. Fitne artıyor. Sizin kötü kelimeleriniz, gıybetleriniz denize düşüyor. Fena bir kokuya dönüşüyorlar denizde. Ben artık konuşmamalıyım. Cunlar konuşmamalı. Şimdi tüm cunlar gözlerini kapatıp mümkün olduğu kadar az nefes almalı. Şaban kara bulutların dokunduğu cam binaların erdiğini gördü. Bulutlar bir çeşit kezzap gibi binaları değdiği an onları yakarak eritiyordu. Delikanlı telaşla bağırdı. Binalarınız eriyor. Cun Şaban'ın sözleri üzerine gözlerini zorlayarak baktı. Oldukça sakindi. Onlar sadece bina yeniden yapılabilir. Fakat insanın gıybetiyle birbirlerini yaptığı telafi edilemez. Kelimeler kötü kokarsa telafisi olmaz. Cun bunları söyledikten sonra gözlerini yeniden kapadı. Bayılmış gibiydi. O ve tüm cunlar bayılmışlardı sanki. Yukarıdaki defası şehir erirken şehir halkı da yerin altında gözlerini kapatmış zorlu nefes alıyordu. Kötü koku bulutları sınağa doğru gelmeye başlamıştı. Şaban kendi kendine heyecanla konuştu. Cunları korumalıyım, bir şey yapmalıyım, bir şey. Tıraş da ayağa kalktı. Cunları nasıl koruyabilirdi? Koku her an sınırının cam tavanını dayatabilirdi. Şaban aşağı yukarı koşturuyor, bir tarafından da dua ediyordu. O bu haldeyken kara bulutların içinde inen bir şey gördü. Koca bir battaniye. Yüz adı ölebilecek kadar büyük bir battaniye. Bulutlar da bu battaniyenin ardından geçemiyorlardı. Battaniye leş kokusunu geçirmiyordu. Şaban bu rengarenk battaniyeyi hemen tanıdı. Resepsiyondaki ihtiyar kadının ördüğü battaniyeydi bu. Nefesini tutup cam merdivenlerden koşarak yukarıya çıktı. Hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Battaniye yeraltı sınırını camdan çatısına yaymaya başladı. Bu battaniye sayesinde koku sınırının içine sızmayacaktı. Sınırı eritmeyecekti. Kara bulutlar yaklaştığı için delikanlılarını görmemeye başladı. Boğaz acıyor, gözleri sulanıyordu. Büyük bir gayretle de battaniye sınırın üzerine serdi. Kendi sınıra dönecek kadar kuvvetli hissetmiyordu. Artık bir iki adım atmak istesiydi de dizlerinin üzerine yere çöktü. Sonra bütünüyle devrildi. Şaban kopuk sesler duyuyordu. Kelimeleri işitiyor ama anlamlandıramıyordu.
Hazreti Selman Müslümanlar sevindiler gibi kelimeleri zihin yakalamaya çalışıyordu. Ama gözlerini açamıyordu. Hala Cunların yanında mıydı? Sıranda solunda önünde arkasında pek çok kişi vardı sanki. Hareket edemiyordu, nefes bile alamıyordu. Fakat duyuyordu, kelimeler kulağın içine sırayla zıplıyordu. Şaban kendiyle mücadele ederek zorla gözlerini açtı. Neredeydi? Ne kadar kalabalıktı böyle? Birisi vaaz ediyordu, camide miydi? Selmani Farisi Hazretleri Müslüman olduktan sonra köleliği bir müddet daha devam etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Selman'ı kendisinin kurtarmasını söyledi. Hazreti Selman da gidip sahibiyle görüştü. Sahibi bu işten hiç hoşlanmadı. Çünkü Hazreti Selman çok iyi bir çalışandı. Hurma bahçelerinde gördüğü en iyi köleydi. Fakat Hazreti Selman'ın ısrarı üzerine Yahudi ufak bir servet karşılığında onu özgür bırakacağını söyledi. Sahibi 300 hurma fidanın dikilmesini ve onların hurma verecek hale gelmesini istiyordu. Bu hemen olabilecek bir iş değildi. Çünkü hurma fidanların hurma verebilmesi için uzun zaman gerekiyordu. Üstelik isteklere bu kadar da kalmıyordu. Yahudinin önemli bir miktarda da altın talep ediyordu. Durum Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem iletildi. Ardından sahabeler aralarında hurma fidanı toplamaya başladılar. Resulullah hurmalarının ekilecekleri çukurları hazır ettiğince bana haber verin buyurdu. Böylece sahabeler tarlalara dağılıp bu çukurları kazmaya başladılar. Herkes yardım ediyordu. Peygamberimiz bulmak için bunca sene dizinden Hazreti Selman için inip kalkıyordu kürekler. Çukurların kazılması işlemi bitince Resulullah kendi eliyle 299 fidanı dikti. Fidanlardan bir tanesi ise Hazreti Ömer dikmişti. Hazreti Ömer'in diktiği ağaç hepsi bir mucize eseri olarak o sene hurma verdi. Peygamberimiz büyümeyen hurma fidanını ise söküp yeniden dikti. Bu hurma fidanı da dikildi, yandı, hurma vermeye başladı. Hazreti Selman'ın kurtulması için gerekli altın ve sahabelerden biri vermişti. Yumurta büyüklüğüne bir altındı. Fakat bu altının gramı istenilenden oldukça azdı. Peygamberimiz altını alıp ona mübarek dilini sürdü. Ve Hazreti Selman'a Allah-u Teala bununla senin borcunu eda eder bu duyurdu. Altın tartılınca tam istenen miktarda geliyordu artık. Camideydi, evet. Şeyh Efendi ve Hazreti Selman'ın hayatını anlatıyordu. Onun kellikten kurtuluşunu. Şeyh Efendi o kadar güzel vaaz ediyordu ki Şaban içinde bulunduğu tuhaf durum geçici bir süreliğine unutuverdi. Cunları buraya nasıl geldiğini konuşan şey olduğunu nereden bildiğine, burasının neresi olduğunu düşünemedi. Şimdi aklımı hurmalar için açılan çukurlar, hızla büyüyen hurma ağaçları, yumurta büyüklüğündeki altın ve Hazreti Selman vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Vaaz bitince insanlar gitmek için ayaklanmaya başladılar. Şaban işte o zaman nerede olduğunu merak etti. Camidekiler eski zamanda yaşıyormuşçasına giyinmişleri, şalvarlar, sarıklar, kuşaklar, rengarenk cübbeler vardı üzerlerinde. Hangi zamandaydı acaba? Tıklım tıklım dolu olan cami boşalmaya başlayınca Şaban bulunduğu yerde anımsamaya başladı. Burayı biliyordu. Bu camiye daha önce gelmişti sanki. Şaban aniden nerede olduğunu anladı. Şaşkınlıktan eliyle ağzını kapatarak fısıldadı. Vay canına, burası Ayasofya. Şaban Ayasofya'ya bu macera yaşamdan önce kuzenleriyle gelmişti. Cami müze olarak kullanılıyordu. Kendi zamanında tabii. Gezerken fotoğraflar çekmişler ve rehberden bilgi almışlardı. Halbuki şimdi bambaşka görünüyordu Ayasofya. Ayasofya Camii'de Cuma hutbesini dinleyebildiğinde inanamıyordu. Hutbedeki kişiyi kalabalıktan pek iyi görememişti gerçi. İçinden bir ses bu şeyhe muhakkak ulaşması gerektiğini söylüyordu. Hazreti Selman'la alakalı vaazından sonra onu görmeden, onunla konuşmadan buradan gidemezdi. Sabah şeyi beklemek için caminin içine çıktı. İstanbul bir masaj şehrine benziyordu. Yüksek binaların yerine etrafa gayr evler vardı. Otomobillerden sesler yoktu. İnsanlar da birbirlerine oldukça saygılı davranıyordu. Şehirde Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler beraberce yaşıyorlardı. Selman caminin dışında vaazı veren şeyhi beklerken hayranlıktan ağzı bir karış açık kalmış haldeydi. Fakat delikanlı hayran dolu bakışları aniden korkuyla doldu. İnsan korkudan öldürecek bir şeyle karşı karşıya geldi çünkü. Caddenin tam ortasında bir yaratık vardı. Kendisinden başka bu yaratığı gören yoktu belli ki. Evet, böyle korkunç bir şey insanlar görse muhakkak sağa sola kaçışırlardı. Bayılanlar hatta ölenler olurdu. Şaban da korkudan bir duvarın arkasına saklandı. Kalbi güm güm diye çarpıyordu.
Bu yaratığın rengi siyahtı, bedeni dumandı, uzun kara tırnakları ve kocaman bir başı vardı. Gözlerinin içinden kurtlar ve böcekler çıkıyordu. Yaratık kendini görmeyen insanların yanına geliyor ve onların nefesini üflüyordu. Kendisine nefes üflenen insanların tenleri hafifçe kuyulaşıyordu. Şaban çok korkmasına rağmen bu yaratığı izlemeye karar verdi. Neden sadece onun kendisini gördüğü merak ediyordu. Bu yaratığın bedeninin bir sıcaklık yayılıyordu. Şaban aralarındaki mesafeye rağmen hareket hissedebiliyordu. Bunaltan, fenalaştıran, insanı yakan, susuzluktan dilin damağını birbirine yapıştıran kötü bir sıcaklıktı bu. Şaban bu rahatsızlıkçı ısı yüzünden yaratığı takip etmekte zorlanmaya başladı. Terliyor, nefes alıp verirken zorlanıyordu. Bu takip bir müddet sürdükten sonra yaratık aniden geri dönüp Şaban'a baktı ve konuştu. İzlediğini biliyorum. Buraya gel, sana zararın dokunmaz. Sen bu yüzyıla ait değilsin. Burada geçici bir süre için bulunuyorsun. Korkutucu bir sesi vardı canavarın. Sesi de ziyade bir gür gibi hırçaya benziyordu. Ya da bir fokurdamaya. Şaban onun konuştuğunu gördüğünce kalkaldı. Hiçbir kuvvet Şaban'ı yaratığının yanına götüremezdi. Canavar yeniden konuşmaya başladı. Dudakları kıpırdamıyordu. Ama Şaban sesinin ondan geldiğini biliyordu. Senden başka beni kimse görmüyor. Buraya gel. Fakat bu konuşmaların olduğu esnada Şaban'ın beklemediği bir şey oldu. Cuma vaazını veren Şeyh Efendi gözüktü. Şaban Ayasofya Camii'nde bu Hoca Efendi'yi kısmen görebilmişti. Buraya nasıl olup da onu tanıyabildiğini kendisi de anlamadı. Ama bu kişi bundan emindi. Şu anda Ayasofya Camii'nde hayli uzaklaşmasına rağmen vaaz verenin olduğunu biliyordu. Şaban gibi Şeyh Efendi bu yaratığı görebiliyordu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şerrinden Allah'a sığınırım. Nesin sen? Beni görebiliyorsunuz değil mi? Şey Abdullah Nuri Hazretleri. Kimsin sen? Bir hastalık nesin? Vebayım. Su içinde mikrobumu yaydım. Gecikmemeliyim ben. Vazifeliyim. Abdullah Nuri Hazretleri. Bana böyle bakmayınız. Bana verilen görevi yapıyorum. Su içinde işim gitti. Bitti. Eyüp bir semtine gideceğim. Sizin tekkenizde olduğu yere. Hayır gidemezsin. Ben vazifemi yapıyorum. Çekilin. Oradakilere bana emanet gidemezsin. Şaban bu konuşmanın nasıl sonlanacağını gerçekten de merak ediyordu. Böyle bir vaazda kafa tutabilmek için cesur olmaktan fazlası lazımdı. Az önce Ayasofya'da insanlara merhametle vaaz eden Şeyh Efendi şu haliyle böyle canavarlardan hazırlanmış bir orducuya bile yenecek büyüklükte gözüküyordu. Şaban olduğu yere iyice sindi ve nefesini tutarak olacakları izlemeye devam etti. Abdullah Nuri Hazretleri dev gibi konuşmaya devam ediyordu. Sen vazifeliyiz, sen biz de vazifeliyiz. Eyüp'teki ahali manen bize emanet. Onların sorumluyuz, gidemezsin. Nuri Hazretleri, benim nefesimi üflemem gerek. İlla nefesini üflemek zorundaysan, illa can alacaksan bizim tekkeye git. Orada sevdiğim balıklarım var, onları al. Buradan geçmenize izin vermeyeceğim. Bu konuşmanın üzerine veba göğe doğru uzamaya başladı. Uzadı uzadı ve sonunda bir dumana dönüştü. Ardından da bedeni gözden kayboldu. O gidince Şaban nefes alışverişinin düzeldiğini hissetti. Terlemesi son bulmuştu. Yutkunmasına normal dönmüştü. Şeyh Efendi Şaban'a dönüp seslendi. Çık evladım. Tehlike geçti. Şaban korkarak saklandığı yerden çıktı ve girip şeye baktı. Gördüğü en güzel yüze bakıyordu sanki. Biraz önce Celali Abdurrahim Nuri Hazretleri kaybolmuş, onun yerine cemali bir Abdullah Nuri Hazretleri gelmişti. Şeyh gülümseyerek konuştu. Korkmana gerek yok, artık onu bir daha göremeyeceksin. Çok uzak bir yoldan gelmişsin oğlum. Anladığım kadarıyla da yolculuğun yakında bitecek. Benimle de gel, tekkede karnını doyuralım. Biraz da dinlenirsin. Şaban ses çıkarmadan bu teklifi kabul etti. Ve beraber hiç konuşmadan tekkeye doğru yürümeye başladılar. Şaban az önce yaşadıkların şaşkınlığı içindeydi. Veba hastalığı karşılığında onun kendisiyle konuştuğu sonra da göğe doğru uçup gittiğine inanamıyordu. Şaban Abdurrahim Nuri Hazretleri'nin peşi sıra Eyüp semtindeki tekkeye gittiğinde oradaki dervişlerden çok üzgün olduklarını gördü. Dervişlerden bir tanesi öne çıkıp konuştu. Efendi Hazretleri, birkaç sokak önce balıklarımız aniden ölüverdiler. Anlayamadık, bir şey de yapamadık. Abdurrahim Nuri Hazretleri, biliyorum evladım, biliyorum diyerek yanıtladı dervişi. Ardından da balıkların olduğu havuza gidip baktı. Balıklar suyun üzerine ölü halde çıkmışlardı. Koca bir semt halkının yerine minnacık bedenleriyle feda olmuşlardı.
Abdullah Nuri Hazretleri Havuzcu'ya bakmayı bırakmadan dervişleri Şaban'la ilgilenmelerini söyledi. Misafir birliğimizdir diye de ekledi. Sonra Şaban'ın yanına geldi ve gözlerine bakarak şöyle konuştu. Bu yaşadıklarını birer anı olarak kenara koyma. Dünyayı kirletmemelisiniz. İsraf etmemelisiniz. Gıybet yapmamalısınız. Kelimeleriniz hep temiz olmalı. Birbiriniz arkasından konuşursanız birbirinizi asla sevmezsiniz. Birbirinizi sevemezsiniz. İman edemezsiniz. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz oğlum. Tarih şuuruna sahip olun. Hayvanlar atalarını merak etmez. Dedelerini almaz, onları tınmaya çalışmaz. Hayvanlar dedelerini mezarlarını ziyaret etmez. İnsanoğlunun geçmişe değer verir. Burası Osmanlı. Sizin geçmişiniz. Geçmişinizi anlayın. Geçmişinizi dinleyin. Öğrendiklerini unutma. Hazreti Selman düşünmeyi ve ahlakını onun ahlakına benzetmeye çalış. Allah'a emanet ol güzel evladım. Bu konuşmanın ardından Abdullah Nuri Hazretleri Şaban'ı alnına öptü ve yanından ayrıldı. Şaban ömrü boyunca bu anı hayalinde tekrar tekrar yaşayacağını hissetti. İnsanın bu anı unutmaması mümkün değildi. Dervişler bu konuşmaya alakalı Şaban'a hiç soru sormadılar. Şaban onların konuşmalarını merak etmiş. Etme işlerini, olayları kurcalaşmayalarını hayranlık duydu. Söylenenlerin Şaban'a özel olduğunu biliyordu sanki. Ve konuşmaya da alakalı bir soru sormayı birinin günlüğünü İngilizce okumak gibi terbiyesizce buluyordu. Delikanlı yemekten sonra dinlenmesi için tekkede bir odaya alındı. Bu oda sadece bir kandil aydınlatıyordu. Şaban aniden odada farklı bir ışık gördü. Bu farklı ışık büyümeye başladı. Sonunda da insan boyunu geçen bir dikdörtgen şeklini aldı. Bu ışık aynı şeye benziyordu. Bir asansöre. Şaban ışığa doğru ilerledi. Gerçekten karşısında bir asansör vardı. Bu asansörün podkalların olduğu denize getiren asansör olabilir miydi? Açılması için düğmesine basa bir ses duydu. Merhaba insan. Cüm sen misin? Evet insan benim. Çok endişe ettim. Nasılsın? Sen de hiçbirimize bir şey olmadı. Çok desur davrandın. Ülkemdeki herkes sana minnettar. Bu arada gözlerime bakmasan iyi olur. Yeniden kalbinin korkuyla çarpmasını istemem. Şaban bu uyarı üzerine itiraz etmeden başını eğdi. Bir taraftan da gülümseyerek heyecanla konuşmaya başladı. Ben nasıl buraya geldiğimi bilemiyorum. En son battaniye sınavın üzerine öğretmeye çalışıyorum. Bu hikayen artırsın. Cının işi olmalı. Otel resepsiyondaki aşık kadın mı? Evet o. İnanılır gibi değil. Şimdi nereye gidiyoruz? Senin ülkene mi? Yeniden denizin altına. Hayır. Baştan beri gitmek istediğin yere gideceksin. Asansör yukarı çıkacak. Yardıma ihtiyacı olan kişinin yanına gideceksin. Hazır mısın? Sen benimle mi geliyorsun peki? Üst kata çıkana kadar sana eşlik edeceğim. Sonra at odasına tek girmelisin. Orada yardıma ihtiyacı olan kişiye sadece sen yardım edebilirsin. Sana iyi olduğunuzu... Sana iyi olduğumu söylemek ve teşekkür etmek için geldim. Tüm cümlen sana minnettar. Şimdi 17. yüzyıldan kendi yüzyılına dönme zamanı. Şaban asansöre binince Cün en üst kata bastı ve asansör hızla yukarıya çıkmaya başladı. Şaban asansör ilk kez bindiğinde yaşadığı olayları yeniden yaşamadı maalesef. Asansör bir roket gibi fırlamıştı. Asansörün camlarının kenarında kıvılcımlar çıkmaya başladı yine. Şaban da hız sebebiyle yere düştü. Bu sefer başını elleriyle koruduğu için yaşadığı çarpmadan fazla cini yapmadı. 10 saniye kadar asansör durdu. Şaban gözlerini açınca Cun'u yanında göremedi. Tek başınaydı. Cun çoktan kent dünyasının ışınlanmıştı. Ayağa kalkarak asansörden çıktı. Bir otel koridorundaydı gerçekten. Yürümeye başladı ama koridor boyunca hiç oda yoktu. Şaban dikkatli bakınca koridorun sonunda bir oda kapısının olduğunu gördü. Delikanlı da hoca bu odaya yürüdü. Şaban önce kapıyı çaldı ama hiç ses gelmeyince kapının kolunu çevirdi. Kapı kilitli değildi. Merhaba, kimse var mı? İçeriye giriyorum. Şaban yıntılamayınca içeriye girdi. Yardıma ihtiyacı olan kişi görünürde yoktu. Odada herhangi birinin kaldığına dair iz de yoktu aslında. Yatak topluydu, banyosu da kullanılmamıştı. Şaban dolapların içine, yatağın altına, küvette kısaca küçücük odadaki her yere baktı. Kimsecikler yoktu. Acaba yanlış odaya mı geldim diye düşündü. Fakat bu koridorda başka oda olmadığına göre yanlış yere gelmesi imkansızdı. Yatağın üzerine oturdu. Böyle otururken komodinin üzerine duran eşyaları gözü takıldı. Vazo ve içindeki plastik çiçekler, su bardağı, mavi bir tükenmez ve kağıt. Şaban dikkat edince komodinin üzerine duran kağıdı kendisine atılan not kağıdının aynısı olduğunu fark etti. Hızla ayağa kalktı. Kağıdın rengi ve ebadı başına düşen kağıtla tıpatıp aynıydı.
Sadece bu kadın üzerine yardım isteyen bir not yoktu. Belki not henüz yazılmamıştı. Şaban İstanbul'u bir hareketle yanındaki kalemi aldı ve başına düşen kağıdı taki notu buraya yazdı. Lütfen yardım et. Yukarıda tutsak kaldım. Bu kağıdı bulan kişi beni kurtar. Şaban kağıdı kaldırıp yüksek sesle okudu. Ardından düzgün biçimde katladı. Bu işi yaparken aklına tuhaf bir fikir geldi. Yoksa yardıma ihtiyacı olan kişi sen miydin Şaban'ın? İhtiyacı olan kişi kendi miydi Şaban'ın? Bu olabilir miydi? Bunca zaman kendini bulmak için mi seyahat ediyordu? Bu tuhaf düşünceler aklına gelince hızla pencereye doğru gidip camı açtı. Başını aşağı doğru uzanınca cadde yürüyen kendini gördü. Şaban gözlerine inanmıyordu. Bir rüyanın içindeydi sanki. Hiçbir şeyden haberi olmayan okul servisini kaçırdığı için otobüs durağında yürüyen Şaban'ı izliyordu işte. Evet, yardım olan ihtiyacı olan kişi kendisiydi. Hazreti Selman'ın yardımına ihtiyacı vardı. Portakalları okuyan balıkların yardımına, gelecekte yaşayan Selman'ın yardımına, kokularla beslenen Tunlar'ın yardımına, Şeyh Abdullah Nuri Hazretleri'nin yardımına ihtiyacı vardı. Nasıl zorluklar yaşasa da yaşasın gerçeğin peşinde ayrılmaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyordu. İsraf etmemesi gerektiğini, şükretmesi gerektiğini, gıybet yapmaması gerektiğini, fedakarlık etmesi gerektiğini, geçişim işine saygı duyması gerektiğini ve Şaban tüm bunları düşünerek kaldı, camdan aşağı attı. Ardından odadan çıkıp asansöre doğru ilerledi. Camdan asansör kaybolmuştu. Onun olduğu yerde başka bir asansör vardı. Çelikten yapılmış her gün gördüğümüz asansörlerden biriydi bu. Şaban asansöre binip lobiye indi. Burası ise başka bir otelin lobisi gibiydi. İnsana masallar anlatan rengarenk halı ortada yoktu. Onun yerine pırıl pırıl parlayan çıplak bir zemin konuklarla göz kırpıyordu. Alaturka koltuklar da kaybolmuştu. Resepsiyonda 25 yaşlarında güler yüzlü bir delikanlı vardı. Şaban tam otelden çıkacaktı ki misafirlerini dinlemeleri için kaybolmuş deri kanepelerden birinin üzerinde okul çantasını gördü. Çantasının adının Mekes olduğunu daha sonradan öğrendiğini, dev balığı gördüğünü kaybetmişti. Oğlu balıkla karşılaşınca can haliyle koşmaya başlamış, ardından da bayılıp suya düşmüştü. O çanta esnada kaybolmuştu. Çantanın yanına gidince onun gerçekten nasıl sak olduğunu fark etti. Çantanın üzerinde yine ıslanmış halde cep telefonu duruyordu. Şaban çantası da telefonunu kanepenin üzerinden aldı. Cep telefonu ıslanmış olmasına rağmen hala çalışıyordu. Telefonun ana ekranına yeni bir meşe yazısını görünce el alışkanlığıyla meşe açtı ve okudu. Hikaye anahtarcısını senin için açtı. Kapı henüz kapanmadı. Yolculuğuna devam edeceksin. Çok yakında seni yeniden çağıracağız.